Başkanlarına günaydın diliyoruz. Gündem özel programı ile baş başayız. Bugün konuklarım Ömer İneci ve Mustafa Durdu. TMC Hasar Yönetim ve Risk Değerlendirme Şirketi'nin birisi yönetim kurulu başkanı, bir tanesi de Malise koordinatörü. Aynen. Efendim hoş geldiniz. Teşekkürler. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz, sağ olun. İyi çalışmalar bu arada. Mustafa Bey, sizi tanıyalım. Mustafa Durdu, Bursalıyım. 2006 yılından beri İzmir'de yaşıyorum. Sigorta eksperiyim. 1997 yılında sigorta sektörüne girdim. İki şirkette bölge müdürlüğü yaptım. Ege Bölge Müdürlüğü. 12 yıl hasar departmanında çalıştım bir şirketin. 2005 Mayıs ayı itibariyle de aktif eksperliğe başladım. Bu TMC risk yönetimini de 2017'nin 3. ayında eşimle birlikte kurduk. İşte bir aile şirketi. Evet, bir aile şirketi. Manisa'da da Ömer Bey bizi temsil ediyor. Ömer Bey ile birlikte çalışıyoruz. Ömer Bey, sizi tanıyalım. Ben Aslen Muşluoğlu, 2011 yılından beri Manisa ilinde hikam etmekteyim. 2010 yılında bir kaza sonucu kardeşimi kaybettim. O günden bugüne diyebilirim, tamamen işimiz insanların bu konudaki mağduriyetlerini de bilgilendirmek. Yaşadığınız sıkıntıları işle aynen, beraber bir şekilde aynen, devam ettiriyorsunuz. Aynı zamanda TMC Risk ve Hasar Yönetimi'nin Manisa koordinatörüyüm. Açıklaması nedir? Açıklaması TMC Hasar. Trafik mağduriyeti çözümü merkezi demek. Biz Mustafa Bey'in yardımlarıyla kendi bilgilerimizle bir şekilde bu konuda trafik kazası olsun, trafikle ilgili olan bütün mağduriyeti olan insanların mağduriyetini gidermek adına, çözüme ulaştırmak adına elimizden geldikçe insanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Vatandaşı bilgilendirmek için, hakkı bilgilendirmek olan, maddi manevi neyse onu almak. Aynen, birçok insanımız yaşamış olduğu trafik kazalarında birçok hakkını, yasal haklarını, hukuklarını hiçbir şekilde bilmiyorlar. Bilmediği gibi bu alanda çalışma yapan, faaliyet gösteren aracı kurum ve kuruluşlar var. Özel sektörler, şirketler var. Avukat arkadaşlar var. Ama şöyle bir şey var. Kendim yaşadığım için, başıma geldiği için 2-2,5 yıl gibi bir kaza davamız sürdü. Olayın sıcaklığı esnasında şöyle bir şey yapıyor. Bu genellikle aracı firmalar veya şahıslar veya kuruluşlar. İnsanların o olayın sıcaklığı anını fırsat bilip hani işte insanlara gidip direktmen işte kaza oldu, yakınınızı kaybettiniz veya sakatlandınız veya şu mağduriyeti yaşadınız. İşte size şu şekilde sigorta şirketinden tazminat alacağız, para alacağız deyip insanlardan vekalet alıyorlar. İnsanlara bir sözleşme imzalattırıyorlar. Veya kendi yaşamış olduğum olayı anlatsam belki insanlar daha belki bilgilendirilecekler. Peki kaza olduktan sonra ilk yapması gereken nedir? Kaza olduktan sonra tabii kolluk güçlerini arayıp yani jandarma bölgesindeyse jandarma bölgesinde tabii bu bedeni hasar var ise, ölüm yaralanma var ise böyle oluyor. Kolluk güçlerini arayıp müdahaleye çağırmak, rapor tutturmak. Yani bütün arkadaşlarımızın yapması gereken bu. Eğer biliyorsunuz 2008'in 4. ayından beri Türkiye'de bir anlaşma tutanak dediğimiz karşılıklı tarafların evet, evet. Veya ikiden fazla kişinin bir araya gelerek tanzim ettikleri bir tutanağımız var. Bu da tutulamayan bazı haller var. İsterseniz onları da söyleyeyim. Tabii lütfen. Taraflardan biri kamu malı ise, taraflardan birinde yaralanma ya da ölüm varsa, taraflardan birinin ehliyeti yoksa ya da yetersizse, taraflardan birinin trafik sigortası yoksa anlaşma tutanağı muteber değil, geçerli değil. Bunun dışındaki bütün durumlarda ikili ve daha fazla tarafın karıştığı kazalarda anlaşma tutanağı tutuluyor. Anlaşma tutanağı kesinlikle tutsun arkadaşlarımız. Olay yerinde, şimdi herkeste akıllı telefon var veya en azından resim çekebilen telefon var. Olay yerine muhakkak fotoğraf çeksinler. Ben şimdi aktif eksperlikte yaptığım için çok sık yaşadığımız sıkıntılardan biri arkadaşlarımız kaza yapıyor, daha sonra tutanak tutabiliyorlar. Veyahut olay yerine resim çekmeyebiliyorlar. Bunlar sonra başka mağduriyetlere yol açıyor.
Evet. Özellikle olay yerinde muhakkak araçların çarpma pozisyonunu, akan trafik içinde ise kaza ve çekmek, kenara çekmek zorundaysalar muhakkak çarpma noktalarını, plakaları görünür şekilde resimlerini çeksinler. Bu sonra başka mağduriyetler yaşamalarını engel oluyor. Evet. Bedeni hasarlarda zaten dediğimiz gibi kolluk güçlerini çağıracaklar. Kolluk güçleri işte jandarma bölgesi ise jandarma, emniyet bölgesi ise emniyet, oradan tutanak tutturup diğer işlemleri devam edecekler. Yani ilk yapılması gereken herkesin hassasiyetle daha sonra başka mağduriyetler yaşamak istemiyorlarsa yapmaları gereken sizin şey bu. Sizin peki burada tutanaklar tutulduktan sonra mı devreye giriyorsunuz? Tabii. Tabii. Tutanaklar tutulduktan sonra hani işlemi başlatabilmemiz için elimizde bir elle tutulur bir belge olması gerekiyor. Aynı. Tabii. O belgelere istinaden işlemleri başlatıyoruz. Bu tabii. Avukatlarınızla beraber. Tabii avukatlarımızla beraber zaten Temeçe'nin Mustafa Bey'in de anlattığı gibi kendisinin kurmuş olduğu bir aile şirketi. Hı hı. Biz de burada aynı şekilde hem Temeçe Hasar ve Risk Değerlendirme Şirketi olarak aynı zamanda Uzun ve Tekar olarak biz de aile şirketiyiz. Eşimle beraber çalışmaya gidiyoruz. Ailelerden gidiyoruz yani. Ailelerden. Hani bunlar insanlar şöyle bir şey, sürekli insanlar mağduriyet yaşadığı için aile ortamı olması biraz daha güven verici. O yüzden aile şirketi olarak çalışmak bize daha mantıklı geldi. Dediğim gibi yaşadığımız şeylerden veya görmüş olduğumuz olaylardan dolayı insanlar birçok haklarını bilmiyorlar. Bilmedikleri gibi veya X bir firmalar tarafından, X şahıslar tarafından canın mağdur ediliyor. Canın yanmasıyla kalıyor sadece. Aynen. Biz bu mağduriyetin giderilmesi veya en az seviyeye indirilmesi için elimizden geldikçe bu programda sizler aracılığıyla hem insanları bilgilendirmek, evet, hem de elimizden geldikçe insanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Trafik sigorta poliçesinin fayda ve amaçları nelerdir? Biraz da ondan bahsedelim. Tabii, trafik sigortası iki amaçla, iki maksatla yapılır. Bir, trafiğe çıkmak için zorunlu bir poliçedir. İki, üçüncü kişilerin, yani burada üçüncü kişi tabiri sektörde çok kullanılan bir şeydir ama şöyle üçüncü kişiyi tarif edelim. Birinci kişi sigorta şirketi, ikinci kişi poliçe sahibi, üçüncü kişi de bu ikisi dışındaki herkes. Bu maddi değer ifade eden duvar olabilir, bir hayvan olabilir, affedersiniz. Ölçülebilen maddi değer ifade eden her şey üçüncü kişi oluyor. Trafik sigortası dediğimiz gibi bir, trafiğe çıkmak için araçların zorunludur zaten. İki de üçüncü kişilere, ikinci kişinin yani poliçe sahibinin veyahut da araç kullanıcısının kusurlu olarak verdiği zararı ödemek için yapılır. Bu bedeni olur. Yani bedeni dediğimizde beden bütünlüğü, kaza neticesinde kişinin beden bütünlüğünün bozulması, işte tedavi veyahut kalıcı mağduriyet, kalıcı sakatlık dediğimiz mağduriyet veyahut ölüm gibi olaylarla neticelenme sonucunda aktüerler tarafından bir hesaplaması yapılıyor bunun. Mağduriyetin veya şeyin, ölümün. Trafik sigortasından bu ödeniyor. Ayrıca maddi değerle, maddi ölçülebilir maddi değerle ifade edilen kısımlarda yani trafik sigortasının teminatından ödeniyor. Trafik sigortasını insanlar bunun için yaptırıyorlar. Yani trafik sigortasının temel amacı bu. Canını malını sigortaya almak için aslında değil üçüncü mi? Şahısların. Üçüncü kendi, şahısların. Evet, yani diyelim siz trafiğe çıktınız, gittiniz bir duvara çarptınız. Hı. Duvarda ölçülebilir bir maddi değer ifade ediyor. Birisi zarara uğradıysa. İşte bahçe yani, duvarı olabilir mesela. Kesinlikle. Bahçe ya duvarı olabilir. Ya da evinin kapısı, penceresi gibi. Bariyer olabilir. Yani yollarda, karayollarında genellikle hemen zaten karayolları adresinizi ondan sonra şeyi yapıp zararı hesaplayıp gönderiyor. Olabilir. bakın ben çalıştığım dönemde bir köpeğe hasar ödedim. Yani köpeğin sahibine belgeli, işte sorduk ne kadardır bu köpek, öldürmüş vatandaş, çarpmış, ölmüş hayvan. Ne kadardır? İşte şu kadar. Bahçe duvarı ödedik, ev duvarı ödedik. Yani ödettik, ekspertizini yaptık. Yani bu sadece araç gibi düşünmesin insanımız. Maddi değer, ölçülebilir maddi değer ifade edilebilen ve sahibi belli olan her şey trafik sigortasında. Evet. Kusurlu tarafın trafik sigortasına ödenir. Cana gelen mala gelse de hesabı kalktı artık. Kesinlikle, evet. Peki Ömer Bey, kasko sigorta poliçesinin fayda ve amaçlarını sizden alalım. Biraz açıklar mısınız? Şimdi kasko olayı şu şekilde, Mustafa Bey'in belirttiği gibi nasıl trafik sigortasını bir
sorumluluğu var ise kaskonun evet. da aynı şekilde. Hı hı. İnsanlar belki hani kasko olayı biraz maliyetli olduğu için insanlar bunu yapmaktan çekiniyorlar ama kasko en azından trafik sigortası karşı tarafın hasarlarını, mağduriyetini karşılıyor. Kasko da yaptıran kişinin kendi mağduriyetini ve hasarlarını karşılamakta çok önemli bir faktör, önemli bir etken. Hı hı. İnsanlarımız diyebilir ya işte hani kasko yaptırmalı, ne gerek var, bir külfeti var veya bu bir işin bir maliyeti vardır diye düşünüyorlar ama inanın ki kaza olduğu zaman işin ahengi değişiyor. Hani o anda kaza yapıyorsun ama kaza sonrası aracın zarar görebiliyor, kendin zarar görebiliyorsun, araç içerisindeki insanlar zarar görebiliyor. Kasko bu da bu noktada devreye girip de bunları karşılıyor. Ha illa kaza olmasına gerektirmiyor. Doğal afetlerde de kasko çok evet, önemli bir olabilir, unsur. Sel olabilir, yanabilir, aynen yangın olabilir. Zarar görebilir bir olay esnasında. Aynen insanların hani olabilir dediğim gibi belki maddi bir şey vardır. İnsanlara külfet olarak gözüküyor ama ilerisi için gerçekten önemli bir nokta. Malını ve kendisini aynen kendini koruma yani, altına hocam, almış gibi. Bir deprem gibi, sigortası gibi düşünün. Çok da küçük rakamlar aslında. Tabii akşam çok rahat küçük rakamlar aslında akşam dediğiniz rahat gibi. Duymak istiyorsanız çünkü siz çok iyi sürücü olabilirsiniz. Çok iyi araç kullanıyor olabilirsiniz. Hı-hı. Ama aracınızı park edip gece yatmaya çıkıyorsunuz. Veya başına ne geleceği belli değil. Tabii tabii birisi gece çarpabiliyor. Yani Ömer Bey'in dediği gibi. Bir de bu şimdi bakın sektör çok ilerledi. Sigorta sektörü. Kasko poliçesinin içine çok az insanımızın bildiği çok güzel teminatlar kondu. Evet. Kasko yaptıralım, yaptırdığımız kasko poliçesini de okuyalım. Yani içinde o maddeler var çünkü. Bizim neler var? O kadar neler enteresan karşı, şeyler. Bazılarında felaket değil mi? Bakın, bakın size çok afetleri de kapsamaya onların gidiyor. Dışında kişisel, şey bakın ben size bir şey söyleyeyim. Mesela siz buradan aracınız kaskolu yola çıktınız, Ankara'ya gideceksiniz. Afyon'da evet. kaza yaptınız. Kasko poliçeniz sizi Ankara'ya kadar götürüyor. Aracınız kaldı, yürümüyor, hasarlı. Evet. Kasko poliçeniz size Ankara'ya kadar veyahut da ikametinize geri dönmeniz için yol masrafını karşılıyor. Yani bunlar, bu tür şeyler çok bilinen bir şey değil. Biz yani kasko dediğimiz vakit işte birisi çarparsa ya da bir yere çarparsak veyahut işte biz yokken falan, yani bunlar eyvallah, bunlar teminatta var. Yanma, zaten kaskonun genel şartlarında çalma, çalınma, çarpılma, çarpma, efendim devrilme, yanma ve doğal afetler sonucu maruz kaldığı tehlikeler var. Ama bunun dışında da ekstra çok güzel teminatlar var. Hani vatandaşımız, arkadaşlarımız bunları kasko poliçesi muhakkak okusunlar. Şimdi hazine kasko poliçesini bir düzenleme yaptı 3 yıl önce. Hı hı. Bazı teminatlar da ilave oldu. Artık şimdi şöyle bir şey var. Şunu kesinlikle arkadaşlarımız bilsin. Poliçede yazan her şey ödeniyor. Şimdi genel şartları düzenlemeden önce daha önce bir muğlaklık vardı. Yani bu poliçede yazıyor mu yazmıyor mu bu işte mesela atıyorum çekici aracın işte yürümesine mani bir durum var. Aracı bir yerden bir yere çekici marifetiyle çekiliyor. Hı hı. İşte yolda çekici arabayı düşürüyor. Veyahut bu zaten resmi bir çekiciyse onun mesleki sorumlu sigortası var ama işte siz birisini çağırdınız filan yetkisiz bir çekici diyelim. Hı hı hı. Şimdi bu poliçede yazmıyor, ödenir mi ödenmez mi filan diye muğlaklık vardı. Şimdi hazine genel şartları düzenledikten sonra şimdi hı. daha net. Yani söyleyeceğim sözün özü bir sürü orada şey var. Yani 20 sayfaya yakın kasko poliçesi veriliyor. Evet yani muhakkak bunları okuyalım. Çok güzel. Başınıza belki mesela biraz önce dediğim işte Afyon'da kaza yaptınız da şey yürümüyor. Araç hı, yürümüyor. Hı, hı. Sizi Ankara'ya da gönderebiliyor sigorta şirketi. İkametinizi çevirebiliyor. İsterseniz 3 ya da 6 gün emin değilim ama ona bakmak lazım. 3 ya da 6 gün. Tabii, yok araç, orada şey de yapıyor. Araç tahsisi de yapıyor. O başka. Bir de orada size 3 yıldızdan az olmam otelde de konaklatıyor. Yani bunlar bilinmiyor. Yani poliçeyi okuyalım çok güzel. Başınıza geldiği zaman kullanabileceğiniz çok özel teminatlar var poliçelerde. Evet işte bizler yani ve insanlarımız kendi haklarımızı bilmediğimiz için savunamıyoruz. Evet. Aynen İpek Hanım, insanlar hani birçok konuda gerçekten çok bilinçsizler. Bunlarla karşılaşıyoruz. Geçen kendim en basit yaşamış olduğum bir olayı anlatayım. İşte vatandaşımızı arıyoruz. Diyorum ki işte TMÇ hasar risk değerlendirmeden arıyorum. Manisa Koordinatörü Ömer İneci var.
Bir trafik kazası yapmışsınız, karşı taraf suçlu, aracınızda bir değer kaybı oluşmuş. Değer kaybını işte talep etmek ister misiniz? Vatandaş diyor ki değer kaybı dediğiniz olay nedir? İşte bilmiyorlar. Evet, kimden tedarik araçlarda değer edilir? Kaybı ne demek? Çünkü hiçbirimiz bilmiyoruz açıkçası. Yani araçlarda değer kaybı olayı dediğimiz şu. Bir karşılıklı kazada karşı tarafın ama suçlu olmasına bağlı olarak sizin kendi aracınızda oluşmuş hasarın karşı tarafın sigortasından talep edilmesi demektir. Bu da hani insanlarımızın anlayabileceği bir dilden anlatayım. Siz bir aracınız var, kaza yapıyorsunuz. Bu kazada tamamen suçsuzsunuz. Karşı taraf suçlu. Sizin bu aracınızda bir maddi hasar oluşuyor. Bu aracınız parça değişimi veya onarımı görülüyor. Tabii değer kaybında işlem yapılan parçalar nelerdir? Plastik aksamlar hariç, çamurluk, kapı, tavan, bağış kapısı gibi saç olan aksamların sigorta şirketlerinden belirtilmiş bir ücretle sizlere ödenebileceği bir ücrettir. Siz şimdi bu aracınızı alıyorsunuz, kaza yapıyorsunuz, karşı taraf suçlu. 3 gün sonra siz bu aracınızı satmaya kalktığınızda atıyorum 50 bin liralık bir aracınız var. Bir kazaya karıştı. Bu arabada işte herhangi bir parça değişikliği oldu veya onarım oldu. Bir tamirat gördüğü zaman 3 gün sonra satınca insanlar size diyor ki ya işte tamam bu aracın piyasası 50 bin ama bu araçta işte şu 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 parçalar değişmiş veya şu orijinal şu parçalarda onarım görülmüş, orijinal değil. Bu araba 50 bin değil de 45 bin. Ne oluyor? Sizin orada 5 bin lira gibi bir kaybınız oluyor. Para kazanmak kolay değil. Yani gerçekten ciddi anlamda para kazanmak ki Manisa şartlarında bunu ben her zaman söylerim, konuşurum. Manisa şartlarında para kazanmak daha zor. İnsanlar işte eşiyle çalışıyor, kardeşiyle çalışıyor. Yemiyorlar, içmiyorlar. Hani tırnakla kazıdım misali bir araç alıyor. Ne yapıyor? Gidiyor bir kazaya karışıyor. 5000 gibi bir değer kaybı çıktığı zaman bu insanlar için az bir meblağ değil bu. Aynen. Biz bu insanların da işte bu mağduriyetini gidermek için ne yapıyoruz? Suçlu olmadıkları durumlarda karşı taraf suçluysa onun sigorta şirketinden bu aracın değer kaybını talep edebiliyoruz. İnsanlarımızın böyle de bir yasal hakkı Peki, var. Peki talepte o kayıp tekrar geri alınabiliyor mu? Tabii. Yalnız burada şey var, bazı hususlar var. Bir ekspert tarafından durumun tespit ettirilmesi lazım. Şimdi bazı sigorta şirketleri bir formla ya da yazılı müracaatla ödeme yapıyor ama sağlıklı olan, arkadaşlarımızın bilgisi olsun, sağlıklı olan, doğru olan bir eksper tarafından, kara taşıtları ruhsatı olan bir eksper tarafından değer kaybının tespit edilip o raporla müracaat edilmesi. Hak kayıpları oluyor. Ondan dolayı şey var. Bir de Ömer Bey'in dediğine ilaveten şey söyleyelim. Şu araçlarda saç malzeme dışında hiçbir şey maalesef etkilemiyor. Bir de 2 yıl müracaat süresi var kaza tarihi itibariyle. Evet. Yani bunlara arkadaşlarımız dikkat etsinler. Bu doğal bir hakları 2015'in 6. ayında trafik sigortası genel şartlarına kondu. Daha önce Yargıtay kararıyla hukuken ödeniyordu. Şimdi sulhen yani müracaatla ödenebiliyor. Ödenmezse zaten hukuki yollar vatandaşın açık oluyor. Yani bunu insanlar baksınlar çünkü bir kayıp. Yani sonuçta bir hakkınız hakları var. Yasal bir hakkınız arasında. Var. Yani haklarını arasınlar. Poğaçeleri bunun için yap. Yani sebeplerinden biri zaten. Yani ben bir şey soracağım. Şimdi kaskolar yapılıyor. Bir yıl içerisinde. Bu hepimizin başına geliyor. Kasko delinmesin. Aman ha. Evet. İnsanlarda bu zihniyet de var. Doğrudur. Madem delinmesin neden bu kasko yapılıyor? Şimdi kasko şöyle. Yenileme ya da siz ilk defa poğaça yapıyorsunuz. Sizin TC'nizden geçmişiniz nasıl diyeyim kaza geçmişiniz sorgulanıyor. Size ona göre bir fiyat veriliyor. Eskiden bu da 2008'de başladı. Eskiden işte neydi biz dost meclislerinde böyle sorarlardı ya benim bir Toyota'm var. Şu marka arabam var. Kaskosu ne kadar tutar? Biz de bunun çarpanı belliydi derdik 700 lira tutar. Ya bu ya 670 ya 720 arasında bir rakam. Yani yakın bir rakam söylerdik ama şimdi her poliçe şahsa göre düzenlendiği için sizin TC numaranızla sigorta şirketi ya da acente giriş yaparak ancak fiyat verebiliyor. Bu da sizin kaza geçmişinizi irdeliyor sistem. Eğer
marifetli bir sürücüyseniz, kaza yapmayan bir sürücüyseniz de daha düşük bir miktar kasko bedeli çıkıyor. İşte çok kaza yapan, riskli bir müşteriyseniz, hasar frekansınız yüksekse size daha yüksek bir rakam çıkıyor. Burada tabii kaskoyu deldirmemek tabiri oradan. Yani bir sonraki dönem kaskonuzu yenilerken tabii kaza yaptıysanız riskli sürücü karşınıza grubuna giriyorsunuz. Rakam yükseliyor. Deldirme bu. Eğer riskli müşteri değil de kaza yapmadan o dönemi atlattıysanız sigorta şirketi size bir ödül veriyor. Tabii bir ödül veriyor. %30, %40, %20 yani ara şeyler indirim yapıyor. Ama şimdi bir de çok karıştırılan bir husus var. Onu da söylemeden geçmeyelim. Şimdi mesela siz kaza yaptınız, kusursuzsunuz. Sizde kusur yok. Ömer Bey'le kaza yaptınız, sizde kusur yok. Kusur Ömer Bey'le. İşte bu zabıtla ya da anlaşma tutanağıyla kesinleşti. Evet. Şimdi siz şunu düşünüyor insanlar. Nasıl olsa Ömer Bey kusurlu. Ben onun trafik sigortasına müracaat edeyim. Oradan alayım, benim kaskom delinmesin. Şimdi bu yanlış bir anlayış. Çünkü biraz önce bahsettik ya, kaskonun bazı avantajları var. İşte ikame araç. Yani aracın onarım süresince size sigorta şirketiniz bir araç veriyor. Eğer Ömer Bey'in trafik sigortasına müracaat ederseniz bundan oluyorsunuz. Yani bunu alamıyorsunuz. Talep etme hakkınız olmuyor. Olmuyor. Tabii. Diğer işte biraz önce bahsettiğimiz poliçede yazan bazı avantajlarınız var. Size ek teminat olarak verilmiş. Bunlardan faydalanamıyorsunuz. Ama şimdi bu durumda zaten eğer sizde kusur yoksa kaskonuz delinmiyor. Tabii. Yani vatandaşta şöyle bir yanlış algı var. Ben kaskoma müracaat ettiğim vakit kusurlu da olsam, kusursuz da olsam kaskom deliniyor diye, böyle değil. Sizde kusur yoksa, çünkü sizin poliçe yaptığınız sigorta şirketi sizin hasarınızı tazmin ediyor, kusurlu tarafa rücu ediyor ve sizden hasarsızlığınız bozulmadan ya da halk tabiriyle delinmeden hayatınıza devam ediyorsunuz. Yani sizde kusur yoksa kendi kaskonuza muhakkak müracaat ediniz. Çünkü kaskonuzun bazı avantajları var. Çünkü ihtiyar, yani zorunlu olmayan bir poliçe. Siz isteyerek, para vererek yaptırıyorsunuz. Onun avantajlarını yaşamanız, kullanmanız lazım. Yani sonuçta siz o kasko yaptırırken cebinizden belli bir miktar para çıkıyor. Tabii. Bir ödeme yapıyorsunuz. Ama demin Mustafa Bey'in de belirtmiş olduğu gibi Ankara gidiyorsunuz, yolda aracınız arıza yaptı. Evet. Ya illa kaza olması şart değil. Aracınız arıza yaptı. Aracınız kaskolu. Kasko şirketini arayıp çekici talep edebiliyorsunuz. Kaza olması şart değil. Araç talep edebiliyorsunuz. Sizi gideceğiniz yere ulaştırma imkanları var. Araç tedarik etme imkanları var. Mustafa Bey'in tekrar belirttiği gibi konaklama imkanları var. Ama nedir? İnsanlar işte kaskom delinmesin. Ya delinmesin de zaten sen suçlu değilsen bu karşı taraftan rücu ediliyor. Suçlu olsam bile şimdi atıyorum. Yani bazı şeyleri böyle hani halk tabiriyle konuşmamız insanların bilgilendirme açısından daha iyi oluyor. Bir dahaki bu sene yaptırdığınız 1000 lira, bir dahaki sene 1400 lira ama siz o işte kaskomu değerdirmeyeyim, evet, aracı kendi cebimden yapayım dediğiniz zaman aslında size maliyeti daha külfetli oluyor. O yüzden kasko, ben her zaman şunu derim, kaskom varsa, sigortam varsa, ben bir şeye bir para ödüyorsam, bir şeyleri garanti altına, teminat altına almak istiyorsam, benim zararımı da karşılayacak. Mağduriyet yaşadığım zaman bunu da karşı taraf karşılasın, yani bir zahmet karşılamak zorunda. Kasko da olabilir, deprem sigortası olabilir, ara sigortası olabilir, iş yeri sigortası olabilir. Çünkü niye siz zaten bunları neden yaptırıyorsunuz? Malınıza ve canınıza. Malınıza, canınıza gelen zararın mağduriyeti karşılaması amaçlı. Peki kaza yaptı vatandaş. Aradan 3 ay, 5 ay ya da 1 yıl geçti. Sonrasında aklı başına geldi. Dediğiniz gibi dost meclisinde konuşuldu. Ya ben de mi yapsam? Dediği zaman ne kadar sürenin geçmemesi gerekiyor? Maddi kazalarda 2 yıl, beden bütünlüğünü bozan hasarlarda 5 ile 10 yıl. Daha uzun. Tabii. Burada tabii tedavi süreci falan oluyor. Burada şöyle bir şey var. Yasa yalnız genel şartlara şöyle bir madde koymuş. Araç sahibi haberdar olduğu andan itibaren 5 iş gününde sigortacıya bildirmek zorundadır diyor. Ama vatandaşın yani haklı sebebi varsa... Yani onu da sigorta şirketleri benim şimdiye kadar gördüğüm kadarıyla çok sıkmıyorlar. Yani 5-3 gününde bildirmek zorundadır diye bir hüküm var genel şartlarda. Yani bu araç sahibi dediğiniz Mustafa Bey, atıyorum şahıs kaza yaptı ama yoğun bakımda. Evet işte yani onlar yani başka sebepler gibi. Çok şey yapmıyor. Kendisine geldikten sonra haklarını işte bu süre içerisinde talep edip
resmi evraklarla size başvurduktan sonra avukatlar aracılığıyla geriye alabilir yani. Tabii. Ya işte hani Mustafa Bey'in de demin belirtmiş olduğu gibi atıyorum bir değer kaybı için 2 yıl bir süresi var. Bedeninde bir sakatlanma olduğu zaman 5 yıl süresi var. Ölümlü gibi bir kazaya da 10 yıl. Doğru 10 mu Mustafa yıl. Bey? 2'yi geçerse ölüm sayısı 15. Aynen. 2'yi geçerse aynı araç içerisinde veya aynı kazada 2 kişi ölmüşse 15 yıl gibi de bir süresi var. Yani insanlarımız diyorum ya birçok konuda bilinçsiz olduğu gibi ya işte kaza yapıyorlar. Ne yapıyor? Ya işte hani zaman geçti. Olur mu? Ya olmaz. Olur mu? Hiç ilgilenmeyeyim deyip hemen sayfayı kapatıp devam edelim. Şimdi İpek Hanım kazalarda özellikle ölüm olayları öyle bir şey ki hani insanlarda hani diyorum ya birebir kendimiz yaşadık. Kardeşimi kaybettiğim zaman aracı firma geldi biz şunu dedik. Ya can gitmiş parayı ne yapalım? Ya ailesi. İşte tabii kazanlar için. Bu düşüncede olan insanlar da var. Ama şu gerçek var. Ya sonuçta tamam doğrudur. Canınız yanıyor. Yakınınızı kaybediyorsunuz. Ama ondan sonrası için ben hani insanlarla görüştüğüm zaman insanlar mesela bununla çok karşılaşıyoruz. Ya işte Ömer Bey canımız gitti. Geçen bir aileyle görüştük. Kaza olmuş. Şahıs annesini kaybetmiş, babasını kaybetmiş. Çok yakın bir sevdikleri insan sakat olmuş. Evet. Aynı zamanda araçları hurdaya dönmüş. Adam hani diyor ki ya diyor annem babam gitmiş diyor. Sevdiğim insan diyor sakatlanmış. Malım gitmiş. Ya para olsa ne olur ne olur. Sanki bana geri mi çevirecek? Ya dedim şunun gibi düşünelim. Hani ben genelde halk tabiriyle konuşmaya çalışıyorum ki insanlarımız bunu daha iyi anlayabilsinler. Ya dedim ki hiçbir şey yapamıyorsan bu tazminat senin bir yasal hakkın. Bir kanuni hakkın senin. Bu parayı aldığın zaman şunu yapabilirsin ya. En azından mezarlığını yaptırabilirsin. En azından bir hayır işleyebilirsin. En azından bir camiyedir, Kur'an kursunadır, yetiştirme yurdunadır, kimsesizler vakfınadır, şehitler ailesi vakfınadır vesaire vesaire gibi yerlerde yardıma bulunabilirsiniz. İnsanlar ondan sonra düşünüyorlar, mantıklı geliyor. Ya, yani gerçekten kaza sonrası insanlar haklarını bilmeli. Bilmiyorsa bilen biriyle görüşmeli, danışmalı ama görüştüğü ve danıştığı insanlar da bu gerçekten anlayan, anladığı gibi de biraz da vicdan ve Allah korkusu olan insanlar olması gerekiyor. Çünkü birebir diyorum ya yaşadım, 2,5 yıl davamız sürdü. Hem mağdur oluyorsunuz zaman kaybından. İşte ne oldu? Adam avukat tutmuşum örneğin. Adana Adliyesi'nde avukat üstüme yürüyor. Evet. Benim avukatım beni savunması gerekirken üstüme yürüp beni darp etmeye çalışıyor. Niye? Benim orada sadece şu cümleyi kullanmışım. Ya avukat bey bu dava 2,5 yıldır sürmesinin gerekçesi nedir? Bir açıklama istiyorum. Bir açıklama istiyorum. Yani durmadan bu davanın 3 ay, 5 ay, 6 ay, 1 sene ve 2,5 seneyi bulmuş. Ya şimdi diyor ki ya sen soramazsın. Ya nasıl soramam? Ben bugün bir vatandaşın her zaman vatandaşlarla görüşüp ya işte bakın biz şu 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 işi yapıyoruz. Ofisimiz falan yerde. İşte şirketimiz şu avukatımız falanca şahıs diye insanlara belirtip istediğiniz zaman diyorum 7/24 telefonlarımız açık. Kafanıza takılan her şeyde arayıp bilgi de sorabilirsiniz. Ofisimize de gelebilirsiniz. Tekrar kafanıza takılırsa avukatımız burada, avukatımızla görüşebiliriz. İnsanlara ben bunu bile bile hep belirtiyorum. Belirtmemin sebebi, şimdi kısa bir fıkra anlatmak istiyorum. Nasrettin Hoca eşekten düşüyor, çok af buyurun. İşte akşam insanlar toplanıyor, geçmiş olsuna gidiyor. Ya hocam geçmiş olsun falan. Ağrınız çok mu? Nasrettin Hoca dönüyor, cemaate diyor ki ya içinizde diyor eşekten düşen var mı diyor. Biri diyor ki hocam ben düştüm diyor. Sen gel diyor benim başucumda otur diyor benim halimden sen anlarsın. Yani demem şu ki başıma geldiği için birebir yaşadığım için insanları çok iyi anlıyorum ve bu noktada trafik mağduriyeti çözümü merkezi temeçi olarak Manisa koordinatörü Ömer İneci olarak yaşadığım olaydan dolayı olarak ben bunu kafama koymuşum. Manisa'da bu konuda mağdur olan insanları, vatandaşları hakları konusunda da bilgilendireceğim. Gerekli olan yasal ve hukuki bütün çalışmalarında da yardımcı olacağım ve insanları elimden geldikçe bu mağduriyetten kurtarıp haklarını, hukuklarını da bir şekilde sigorta şirketlerinden veya garanti fonundan veya karşı tarafta insanları o noktaya getirip mağdur eden kimse, şahıs veya kurum kuruluş
bir şekilde bunları talep edip o insanların mağduriyetini gidermek için bir hizmet sunmaya çalışıyoruz. İnşallah da başarılı olacağız diye düşünüyorum. Umarım. Şimdi hemen akabinde soruyorum. Kaza sonrası vefat eden kişi veya kişilerin hak talep edicileri kimlerdir? Ve ne gibi yasal hakları bulunmaktadır? Hemen konuşmanın şeyinde. Şimdi insanlarda şöyle İpek Hanım, kazalarda sakatlanmalar ve ölümlenmeler. Şimdi çok eskiden Mustafa Bey işi daha iyi bilir. Evet. Eskiden insanlar trafik kazası geçiriyordu. İşte ne yapıyor? Özel hastane ambulansları olay yerine gidiyor, yaralıları alıyor, hastaneye götürüyor. İşte hastanede müdahalede bulunuyorlar. İşte arıyorum, atıyorlar ailesini ya işte bir trafik kazasında aileniz yaralandı falanca hastanede. Aile kalkıp o hastaneye gidesiye kadar insanlara bayağı bir külfetli, yok işte müdahale yapıldı, MR çekildi, tomografi çekildi, film çekildi, tahlil yapıldı. Bu kadar bir masraf oldu diye insanların önüne bir fatura sunuyorlar. Tabii insanlar şimdi yasal hakkını bilmediği zaman orada zaten dakika bir, gol bir misali bir mağduriyet yaşamaya başlıyorlar. Devlet şu zorunluluğu getirdi. Kaza anında olay yerinden yaralıyı alan hangi hastane olursa olsun, özel hastaneler, devlet hastaneleri, üniversiteler, o hastaya ilk yaptıkları müdahaleyi ücretsiz yapmak zorundadır diye. Doğru mudur Mustafa Bey? Zaten trafik sigortalım hepimizin yaptığı. Bu çok önemli. Trafik sigortasından da bu kesiliyor. SGK payı diye bir pay kesiliyor yani. Evet. Havuza alınıyor yani şeyde. Yaptırdığımız şu anda yapılan bütün trafik sigortalarından SGK payı kesiliyor zaten. Zaten poliçelerde madde halinde açıklama yazar. İşte kaza başı yaralanma, tedavi giderleri, kaza başı sakatlanma veya işte aracın pert olması gibi durumlar. Sigorta poliçelerinde bu zaten hepsinin rakamla belirtilmiştir. O yüzden önemli olan insanların haklarını bilmesi. Ha, sakat kalmalar veya ölümlü kazalarda... İşte ölümde kimler mesela haklarını savunacak? Eş, evliyse eğer. Evliyse eşi ve değilse çocukları. Kardeşi. Değilse anne baba, anne, hayattaysa. Baba, anne baba yoksa ölüm verasetlemesi dediğimiz bir olay vardır. Adliyeden müracaat ile adliyeden talep edilen. İşte hakim beylerin veya savcıların belirlemiş olduğu mirasçılar, yasal varisçileri vardır. İşte o ölüm verasetlemesinde belirtir. Bekarsa anne baba. Anne baba hayatta değilse kardeş. Evliyse zaten çocuk, eşi ve çocukları. Bunu ölüm verasetlemesi en güzel şekilde belirtiyor. Bu ölen kişinin işte hakkını talep etmede hakkı vardır gibi. Varisçisidir. Şimdi şöyle, bunda araç trafik kazalarında ölüm iki şekilde değerlendiriliyor. Bir, koltuk sigortasından faydalanan, yani kaskolu bir aracın içinde kaza neticesinde vefat eden kişi kusura bakılmaksızın o koltuk poliçesinden, koltuk teminatından ölüm tazminatını alabiliyor. Yani bir de destekten yoksun kalma tazminatı dediğimiz trafik kazalarında gene meydana gelen ölümlerde kusursuz, mesela şöyle izah edelim, tekniğe çok kaçmadan, ruhsat sahibi değilse şahıs ve sürücü değilse ve kusursuzsa, bu gibi durumlarda kusurlu tarafın trafik sigortasından alınan bir de destekten yoksun kalma tazminat dediğimiz bir şey var. Ömer Bey'in bahsettiği bu. Bunda da Asya Hukuk Mahkemelerinin tespiti doğrultusunda ortaya çıkan yasal varisler hak sahibi oluyor. Zaten destekten yoksun kalma tazminatının açılımı şöyle. Ölen kişi yaşadığı müddetçe, işte Türkiye'nin yasaların öngördüğü işte bir insan ömrü var. İşte erkeklerde 60-65, yanlış söylüyor olabilirim. Diyelim vatandaş 25 yaşında trafik kazasında vefat etti. Evet. 60 yaşına kadar yaşayacağı öngörülerek 35 yıl bu insanın çevresine bir desteği olacaktı. Maddi bir desteği olacaktı. Bundan yani çevresi desteği yoksun kalıyor. Adında zaten teminat oradan alıyor. Destekten yoksun kalma tazminatı. Bunlar aktüerler tarafından, yani bu işin eksperleri tarafından, hesap uzmanları tarafından inceleniyor, hesaplanıyor. Ve yasal varislere, mahkemenin belirlediği yasal varislere ödeniyor. Bir de bir şey daha, bir de bu ikinci dediğim, bu önemli, çok bilinmiyor. Vatandaş aracın içine vefat etti. O aracın kaskosu varsa
5 kişilik bir araçsa her koltuk için bir ferdi kaza teminatı var. Bazı poliçelerde maliyet de var. Onun poliçeye bakmak lazım ama ölüm, ferdi koltuk dediğimiz ölüm tazminatı kasko poliçelerin hepsinde var. Sadece yani tedavi ve maliyet bazılarında var, teminata göre isteniyorsa alınıyor. Ona da dikkat etsin arkadaşlarımız. Yani sadece işte trafik kazasında aracı içinde öldü, kaskosuna da bir baksınlar. Bu aracın kaskosu var mı? Eğer sürücü olsa dahi alabiliyor onu. Öbür tarafta sürücü olursa ve kusurlu olursa alamıyor. Ama burada kaskosundan sürücü olsa dahi ferdi koltuk teminatını alabiliyor. Ve kaza anında sakatlık, bedeni bir rahatsızlık geçirdi. Bunun tedavi süreci sizin gözetiminiz altında mı devam ediyor? Ya bize iyileşene kadar bütün sağlık giderlerini siz mi karşılıyorsunuz? Yok, şöyle oluyor. Şimdi zaten trafik kazasına dolayı gittiği zaman hastaneler bunu karşılıyor. Eğer yani arada yapılan ya da farklı şekillerde vatandaşın yaptırdığı tedaviler, uğradığı tedaviler varsa bunların da faturalarını aslına alarak sigorta şirketine müracaat edilebiliyor. Yani bu da bir hakkın. Sigorta şirketlerinden talep edebiliyorlar. Ama bu tabii tedavi masrafı dediğimiz bir kısım. Faturanın, ödediği faturanın aslı olması lazım. Çünkü sigorta şirketi aslı olmadan ödemiyor. Onu da haklı. Ondan sonra kalıcı sakatlık varsa, tedavi süreci bittikten sonra kalıcı sakatlık varsa, kalıcı sakatlık için kasko ve trafik poliçelerinin mağduriyet teminatlarına i̇şte müracaat ediliyor. Aynen. Evet. Vücuda platin kafada, takılması. Evet. İşte %50 iş görememe gibi. Zaten şey var, burada tanım çok açık. Beden bütünlüğünün bozulması diyor yasa. Yani beden bütünlüğü nasıl bozuluyorsa, bu parmak kopabilir, kolunda işte kalıcı bir şey olabilir, ayağını kullanamıyor olabilir. Bilinç, şuur kaybı olabilir. Kısmen kullanamıyor olabilir. Bunun içinde ne yapıyor insanımız? Ne yapması gerekiyor? Teşekküllü devlet hastanelerinden heyet raporu alıyor. Yani maliyet oranını belirten heyet raporu alıyor. Zaten orada bildiğim kadarıyla hastanenin boyutuna da göre değişiyor. 5-6 tane doktor, uzman arkadaşın tabii inceliyorlar. Evrakları inceliyorlar. Şahsı inceliyorlar. Diyorlar ki bu arkadaş %12 oranında maliyet var. Hesaplamalar tamamen onun üzerinden yapılıyor. Yani o çok önemli. Evet, maliyet oranının teşekküllü devlet hastaneleri tarafından yapılıyor. Yani yapılması gerekiyor. Ondan sonra da müracaatımızı yapıyor sigorta şirketi. Yani şahsın tedavi süreci bittikten sonra bedeninde kalıcı olarak oluşmuş hasarlar. Bunlara istinaden bir tekrar sigorta şirketlerine veya kasko şirketlerine dava açma hakları oluşuyor. Geçen Denge Gazetesi'nde mesela Tamer Yalçın'la ilgili bir haber yapıldı. Tamer Yalçın bir motosiklet kazası geçiriyor. Ehliyeti olmadığı için o zaman yapılan şeylerde, çalışmalarda, tutanaklarda falan 8'de 8 kusur gösteriliyor. Şimdi insanlarımızda bu olay da var İpek Hanım. Hani diyorlar ki işte ya bu kazada sen suçlusun denildi veya raporlarda bu şekilde çıktı. İnsanlar diyor ki ya ben suçluyum, hani neyin hakkını, hukukunu arayacağım gibisinden. Tamer Yalçın olayında da ehliyetsiz olduğu için ve motosikletin arkasına sepet takma olayının yasak olduğu için hem sepetinin olması hem ehliyetsiz olmasından dolayı 8'de 8 kusurlu gösterilmiş. Tamer Yalçın kaza geçiriyor, kaza sonrası vücudun sol tarafı felç. Ve biz bu şahsı heyete soktuk, tam teşekküllü hastanede %42 kazadan sonra bedeninde kalıcı sakatlık yüksek bir oran mevcut. Tekrar bilirkişi müracaatı yapıldı, bilirkişi tekrar gerekli incelemeler yapıldı. 8'de 6 bu sefer karşı tarafın suçlu olduğu çıktı. Yani insanlarımız bu konuda da bilinçli olması gerekiyor. Suçlu denilmiş olabilir, en azından bilir bir kişi inceleyip de belki hani orada bir açık bir püf noktası vardır. O gözden kaçmış olabilir. Ona istinaden tekrardan yeniden bir çalışma yapılabilir, bir müracaatlar yapılabilir, bir değerlendirmeler yapılabilir. Hani insanlar şunu da yapmasın, ya ben işte kaza yaptım, bu kazada suçluydum. Çünkü ehliyet, tamam, ehliyetsiz olman ayrı bir suçtur. Ama geçirmiş olduğun kazada, kaza sonrası bedeninde bir sakatlığın olması senin mağduriyetin ayrı bir davadır. Bütün hayatını etkileyebilecek bir durum. Aynen. Direkt etkileyecek. Bu şekilde de hani insanların bu şekilde de gelip müracaatta bulunabilirler, bilgi alışverişi yapabilirler, danışabilirler.
Herhangi bu gibi olaylara, dosyalara, dava baktığımızda da insanlardan bir ücret talebimiz yok. İnsanlarda şu da var, hani bazı aracı firmalar var veya işte bu işi yapan insanlar var. Gidiyorsunuz ya işte danışma ücretimiz bu kadar. Size herhangi bir maliyet istemiyor Biz, musunuz? Hayır, herhangi hiçbir şekilde bir şahsın dosyasını, evraklarını incelediğimizde, mağduriyetini incelediğimizde herhangi bir ücret talebimiz de yok. Bu da temeçenin bir farkı diyelim. Şaşırdım açıkçası. Evet. Yok, temeçenin bir farkı, ben bunu her zaman belirtiyorum. Gerek sosyal medyada, hı-hı, gerek olsun, hı-hı, insanlar içerisinde, sizler aracılığıyla, gazete, hı-hı, aracılığıyla olsun. Geçen mesela Tamer Yalçın olayında dediğim gibi bir takım masraflar oldu. Ben hiçbir şekilde kendisine karşılattırmadım. Kendimiz ödedik. Siz kendiniz cepten harcadınız. Aynen, kendimiz harcamasını yaptık. Peki o davalar bitim süreci ne kadardır? 3 ay, 5 ay, 1 yıl. Şimdi bunun iki yolu var. Sigorta şirketine, önce sigorta, yasa zaten bunu öngörüyor. Önce sigorta şirketine müracaat yapılıyor. Sigorta şirketi yeterli ödemeyi yaparsa orada kalıyor zaten. Ama sigorta şirketlerinin hesap uzmanlarıyla, hı hı, dışarıda mahkemelerin hesap uzmanları farklı düşünebiliyorlar. Farklı hesaplama yapabiliyorlar. Eğer sigorta şirketinden gelen meblağın yeterli olmadığı düşüncesi hasıl olursa, bu sefer adli yollara, hukuki yollar deneniyor. Bununla ilgili de iki yol var. Bir, hı hı, adliye dediğimiz, yani normal mahkeme süreci var. Bir de sigorta tahkim komisyonu diye devletin kurduğu bir yapı var. Sigorta tahkim komisyonu da sigorta mahkemesi gibi düşünebilirsiniz. Burada şahıslarla sigorta şirketlerinin uyuşmazlıklarını çözer. Sadece baktığı iş bu. Orada da bilirkişiler var, hakim, hukukçu arkadaşlar var. Sigorta şirketinden eğer beklenen, arzulanan şey meblağ gelmezse, bizim temeci olarak gittiğimiz, izlediğimiz yol sigorta tahkim komisyonuna gidiyoruz. Hı hı, ama hı. İkinci tercih, yani diğer bir tercih, adliye de olabilir. Adliyeye gittiğiniz vakit süreç çok uzuyor. İşte Ömer Bey'in kendi başına geldi, bu Nasrettin Hoca meselesini anlattığı gibi. Yani eğer normal adliyeye giderseniz süreç çok uzuyor. Ama sigorta tahkim komisyonu 4 ila 6 ayda kısa bir süre çözebiliyor. Tabii bazen, yani burada şu var, sigorta tahkim komisyonuna gitmek için sigorta şirketiyle şahıs ya da vekaletlisi arasında bir uyuşmazlık olması lazım. Hı. Yani vatandaşın bir trafik sigortası olması lazım. Sigortası yoksa şahsa dava açılacağından normal adliyeye gitmek gerekiyor. Yani sigorta tahkim komisyonu kabul etmiyor zaten, kuruluş amacında da o yok. Eğer sigorta tahkim komisyonuna gidilirse daha kısa sürede çıkıyor, ama adliyeye gidilirse biraz daha uzuyor. Yani olay, o da süreç şuradan, yani oradaki arkadaşlar işini yapmıyor diye yanlış anlaşılmasın. Burada mevzu dava duruşmaların aralarında bir süre olmasından kaynaklanıyor. Yani tahkim komisyonunda 10 gün, 15 gün olan itiraz süresi falan. Dava tarihi geri bir... Evet, aynen. Adliyede 6 ay, 4 ay sonrası derken 3-4 duruşma oldu mu, ikisi 2 yıl oluyor zaten. O işte mahkemelerin yoğunluğundan, duruşma, celselerin aralarının uzun olmasından kaynaklanıyor. Yoksa herkes işini yapıyor yani. Onda bir şeyimiz yok. Evet. 2018 yılında trafik ve kasko poliçeleri için gerekli kurum ve mercilerden beklentilerimiz neler? Yani kasko yeni güzel, bir yıldayız zaten. Evet, kasko güzel gidiyor. Kaskonun genel şartları iyi. Yani biz çok sıkıntı görmüyorum, ben tecrübelerime dayanarak söyleyeyim. Sadece tanıtımı nezdinde çok şey var. Yani burada sigorta, restoran, sigorta birliği veya hazine daha tabana yayılması için değişik aktiviteler yapabilir, yapmalı da. Hı hı. İşte biraz önce anlattık ya, insanımız gerçekten bilmiyor. Yıl 2018, evet, ama evet, insanlar bilmiyor. Kazandı. Yani kaskonun tanıtımı babında şeyler yapılmalı. Bunu işte dernekler var, meslek odaları var, hı hı, hazine var bu işte direkt ilgili. Efendim sigorta birliği var. Bunlar ortak da yapabilir, müferriden de yapabilirler. Hı hı. Trafik sigortası ile ilgili de bir çok teknik bir şey ama bir tavan uygulaması var. Geçen yıl 2017'de gündeme geldi. Bu tabii sigorta şirketlerini biraz sıkıntıya sokuyor. Vatandaş için iyi, fakat sigorta şirketleri sürekli zarar ediyoruz diyorlar. Ama yıl sonu geldiği zaman güzel karlar açıklıyorlar. İşte borsada olanları görüyoruz. Veyahut da hazinenin sitesine girdiğiniz vakit orada bilançoları görüyorsunuz. Tavan uygulaması
vatandaşa iyi oldu. Yani bu gündemde çok fazla geçen yıl tartışıldı. Siyasetçiler de konuya müdahil oldular. Çok yüksek falan diye. Hazine Müsteşarlığından sorumlu bakan bir açıklama yaptı. Biz tabii konumuzla ilgili olduğu için iyi takip etmeye çalışıyoruz. Sigorta şirketlerine dedi ki, sayın sigorta şirketleri, vatandaşımız mağdur, trafik sigortalarını biraz aşağı çekin. Evet. Bir kez daha yaptı. Müdahale yeterli olmayınca halk tarafından tabii tepki gene devam ediyor, rakamlar yüksek diye. Hazine şey getirdi, trafik sigortalarına tavan uygulaması getirdi. Yani siz 8 tane kaza da yapsanız, biraz önce anlatmıştık hani kaza oranına göre fiyatlar belirleniyor ya. Şimdi mesela hususi oto 45 plakalı bir araç, işte basamağını da söyleyelim, yeni alınmış, 4. basamak diyoruz. 4. basamaksa 1000 lirayı geçemez diyor. Bir üst tavan getirdi buna. Daha önceden siz 4 kere kaza yaptıysanız sigorta şirketi ya bunu yapmıyordu ya da 3000 lira, 5000 lira, 10.000 lira gibi fiyat veriyordu. Hı hı. Şimdi bir üst tavan getirdi. Vatandaş çok yani memnun ondan. Onun oturmayan bazı durumları var ama 2018'de bu oturacak. Tavan da ben hazinenin... Kimse kafasına göre bir fiyatlandırma yapamayacak. Yok, hayır yapamayacak. Tavan yok, arayı kafasına göre yapıyor da tavanı aşamıyor. Aşamıyor. Yani. Bu tavan vatandaşımıza güzel yansıyor. Yani bu gördüğüm rakamlar, bizim de arabamız var. Yani sonuçta biz de bir şekilde rakamlarla muhatap oluyoruz. Yani vatandaştan aldığımız izlenimde, görüşmelerde, servislerde falan tavan güzel gidiyor. Şimdi sigorta şirketleri tavanı kaldırın diye hazineye bir baskı yapıyorlar. Kamuoyunda öyle, basından öyle takip ediyoruz ama bence tavanın devam etmesi lazım. Ya da başka çözümler üretilmesi lazım. Çünkü insanlar işte başına bir şey gelir ya da birisine çarpar diye muhakkak ya da trafiğe çıkmak için trafik sigortası yapıyorlar ama evet. Pahalı, gerçekten pahalı yani trafik sigortaları. Tavan bir ayar getirdi, öyle diyelim ona. Devlet bir ayar çekti, iyi de yaptı. Güzel gidiyor, tavanın devam etmesine fayda görüyorum. Yani trafik sigortası için söyleyeceğim bunlar. Kasko'da tanıtımla ilgili bizim bir sorunumuz var. Tekrar etmiş olayım. Vatandaşa iyi tanıtılması lazım kasko poliçesinin faydaları. Yani biz hep şöyle söylerdik. Neden yaptırması gerekiyor? Kesinlikle. Yaptırırsa, ne hak hukukları var hepsini bakın, bilmesi gerekiyor. Maddeleri iyi okuması lazım. Evet. Yani o poliçedeki maddeleri iyi bilmesi gerekiyor. Bir şey anlatayım. Ben Manisa'da bir hasar bakıyorum yetkili serviste. Bir doktor arkadaşımız, araç sahibi geldi. İşte hasarına baktık falan. O arada ben şirket kökenli olduğum için o konulara da biraz hakim olduğumdan dedim ya beyefendi, ikame araç kullanacak mısınız, kullanıyor musunuz? İkame araç da aracın tamirde kaldığı süresince sigorta şirketinin verdiği kiralık araç. Vatandaşa bir maliyet yok. Doktor bey nasıl oluyor falan dedi. Ben oturdum 15-20 dakika onun ne olduğunu, sigorta şirketine, acentesine bir şeyin olmadığını anlattım. Doktor bey kullanalım dedi. Sonuçta aracı ben işe eve gidip gelmek için alıyorum, kullanıyorum zaten dedi. Neyse doktor bey arabasını aldı, gitti. Biz servis müdürü arkadaş dedi ya abi niye uğraşıyorsun yani. Yarım saatin gitti. Şimdi şunu anlattım. Bakın dedim şimdi bu arkadaşımız yarın biz bunu söylemesek, bilmese. Yarın bir yerde oturuyor işte ne yaptın, kaza geçmiş olsun. Ya araba verdiler mi? Ya böyle bir teminat mı var filan. Şimdi bundan bir haber, evet, bir haber olarak o süreci tamamlarsa bana göre sektöre, poliçesine, onu yapana, yaptırana bir kırgınlık olabilir. Ama bunu kullanırsa... Poliçesine bir zarar da vermiş olur aslında. Tabii, bir güvensizlik oluşturur. Tabii işte onu anlatmaya çalışıyorum. Ama oluyor. Bunu kullanırsa Elif Hanım bundan bir keyif alacak. Ya ben poliçe yaptırdım, 1000 lira verdim ama kaza olunca da bak 5 gün, 6 gün arabaya bindim. Yani bunun bir keyfini yaşayacak. Böylece yaptırmaya da devam edecek. Evet. Biz şimdi servisçi arkadaşa bunu anlatıyoruz. Bak siz de bu sektörden ekmek yiyorsunuz. Biz de bu sektörden ekmek yiyoruz. Yani bunları anlatmak lazım. İnsanları bilgilendirmek lazım. Biz de hani yoksa bu insan bunun olduğunu ama faydalanmadığını bilirse belki sektöre soğur, kasko yaptırmaktan vazgeçer. Yani bu bir zincir gibi bir şey. Yani o yüzden bunun halka anlatılması, tanıtılmasına çok fayda olduğunu düşünüyorum. Bakın şimdi bu iş nasıl biliyor musunuz? Yapılan poliçelerden toplanan gelen primler bir yerde toplanır. Bir havuzda. Evet. Bunun karlılığına göre de sigorta şirketleri bir sonraki dönem buna bir baz fiyatlar oluşturur. Eğer çok poliçe olursa havuzda karlılık yüksek olur. Poliçe başına düşen prim düşük olur.
O yüzden sigorta, bütün şeyler de öyle. Diğer işte DAS'dır, KUNUT'tur, bunlar da böyle. Sigorta tabanına ne kadar çok yayılırsa poğaça başına düşecek prim o kadar düşer. Havuzda çok para toplanacak. Biriktiği zaman. Tabii. Peki şunu da sormadan geçmeyeceğim. Hep şahıs araçlarından hep bahsettik. Toplu araçlar var, halk otobüsleri. İşte uzun yola giden otobüslerde kaza oranı çok yüksek. Özellikle işte bayramlarda, yılbaşında vesaire. Peki bu kaza anında ölen, kaza geçirdikten sonra sakat kalan bu vatandaşların da var mı bir hakları? Tabii, tabii, tabii. O insanların da var. Şöyle hakları var İpek Hanım. Bu araçlarda trafik sigortasının dışında bir de koltuk sigortası var. Az önce bahsettiğiniz şey aslında. O başka. Yok yok. Varsa... Üç tane poliçe var. Bir zorunlu taşımacılık koltuk sigortası, bir koltuk sigortası, bir de trafik sigortası. Siz yani insanlar burada da aynı şekilde sakat kaldıklarında veya vefat gibi olaylarla karşılaştığında hani aracın ne aracı olduğu önemli değil. Toplu taşıma olsun, şahsi araç olsun, resmi evet. kurum aracı olsun, servis aracı olsun. O insanların her halükarda talep edecekleri bir hak var. Bu haklar şahsi araçlarda atıyorum koltuk sigortası yoktur ama servis araçlarında koltuk sigortası vardır. Evet. Doğrudur Mustafa Bey. Tarifeli yani, araçların hepsini. Hem trafik sigortasına da müracaat edebiliyorsun, servis araçlarında koltuk sigortasına da müracaat edebiliyorsun. Yani bunlar sıralı basamak halinde. Ama insanlar orada da yaşamış olduğu mağduriyet için bir talepte bulunma hakları var. Yani her şekilde alabilirler. Tabii 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 her şekilde alınabilir. Karşılığına. Ya insanların bilinçli olması İpek Hanım. Hani diyorum ya özellikle Manisa'da motor kazaları çok oluyor. Manisa'mızda motor kazaları çok oluyor ve motor oranı Manisa'da çok, çok yüksek. İnsanlar kaza yaptığı zaman işte hani diyorum ya suçluyuz. Neyin araştırmasını yapalım? Belki de bir suçluluğu yoktur. Yani bunları gün içerisinde. İş kazaları mesela. Hı hı. Geçen bir bayanla görüşüyoruz. Fabrikada baygınlık geçiriyor, düşüyor. Hı hı. Ondan sonra sağ kolunda bir iş görme kaybı yaşıyor. İş kazası girmesin diye fabrika yetkilileri bu bayanı bekletiyorlar. Yarı baygın bir şekilde. Ambulans falan istemiyorlar. Fabrikanın bir şahsın, müdürü veya fabrika yetkilisinin, personelinin arabasıyla bu bayanı hastaneye sevk ediyorlar. Yolda da bayana diyorlar ki hani adli bir olay, polis gelip soracak. Sorduğu zaman ya ben evde baygınlık geçirmişim, düşmüşüm, ama evden geliyorum. Ama gittiği yer belli, izinli değil. Yani iş içerisinde, o şekilde içerisinde. Hani biz bu bayana baya baya bir anlatmaya çalıştık. Tabii kendi özel sebeplerinden dolayı davacı olmadı. Çalışmak zorunda olduğu için belki. Aynen. İnsanlar iş kazasında da bir hakları var. Çünkü şimdi belki hani diyor ki ya işte şikayette bulunsam işimi kaybedeceğim. Ama şikayette bulunmadığın zaman bedeninde bir hasarla karşılaştığın zaman bu ömrün hayatınca sende bir hasar oluşturacak. Evet. Belki ilerleyen yıllarda daha da bir sakatlığa neden olacak. İnsanlar bu konuda da dediğim gibi yani olabilir. Kimse kaza olmasını istemez. Ama iş kazası, ama trafik kazası, ama günümüzde şu gerçek var. İster istemez bu kazalar oluyor. Umarım yaşanmaz. Ama İnşallah Allah kimseye vermesin. Gidecek yerler belli. Tabii, tabii. İnsanlar olsun. Yaşamasın. Dediğim gibi bu konuda da her şekilde telefonlarımız mevcut, adreslerimiz belli. Gönül rahatlığıyla arayabilirler de, gelebilirler de. Kendilerinden herhangi bir ücret talebimiz de yok. Elimizden geldiğince bütün bilgilendirmeyi de yapıyoruz. İnsanlara bu konuda da yardımcı olacağımızı burada sizler huzurunda garantisini verebiliriz. Peki, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Bugünlük programımızın da sonuna geldik. Bilgileriniz için tekrardan teşekkür Biz ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Efendim, gündem özel programından bugünlük sonuna geldik. Başka bir gündem özelde tekrar karşınızda olacağız. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.